Evet kıymetli arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. ve Kayseri Özlem Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza tekrar tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi Fenerbahçe taraftarları arasında ciddi bir tartışma başladı. Nedir o? Hız tartışması. Evet evet hız hız bildiğiniz hız. Şimdi Fenerbahçe taraftarları Jose Mourinho'nun takımda hız problemi var sözlerinin ardına takımın oynadığı futbolu sorgulamaya başladılar. Ve Göreve ilk başladığı dönemde takımda hız eksikliği var demişti. Hatırlayın arkadaşlar ve bu sözlerin ardından taraftarlar oyun konusunda beklentiyi arttırmıştı. Ve şu ana kadar beklenen hız artışı sahaya yansımadı. Hatta ben de bir tartışmanın fitilini alevlemiş olm olmuş, olmak istemiyorum ama sanki Fenerbahçe geçen seneden de yavaş oynuyor. Değil mi? Yani aksini iddia eden varsa yok hocam sen de hani e kötü niyetlisin ne bileyim e Fenerbahçe'nin aslında hız problemi yok. Geçen seneden daha hızlı diyen varsa buyursun konuşalım. Ama açık söyleyeyim ben geçen seneden daha yavaş olduğumuzu düşünüyorum. Ama şu var. Zamanla tabii ki de oturacak bu sistem. Şimdi biz e, 4 2-3 yıldır özellikle çok hızlı başlayıp düşüşe geçmiştik. Şimdi bu sene bakıyorum çok hızlı başlayan bir Galatasaray var. Çok hızlı başlayan bir Beşiktaş var. Fenerbahçe de sindire sindire başlıyor. Yani inşallah geçen sezon, sezonki geçen sezonlardaki hatalar tekrar edilmez. Daha iyi bir Fenerbahçe izleriz. Şimdi milli ara geldi çattı. Zenit e, hazırlık istiyor. Daha doğrusu dostluk maçı istiyor. Zenit Başkanı Alexander Medvedev Fenerbahçe ile dostluk maçı yapmak için görüşmelerde bulunduklarını açıklamış. Hani Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit Kasım ayında bir dostluk maçı yapmak için görüşmelerini sürdürüyormuş. Hani e, biz şu anda Ekim ayındayız arkadaşlar. Bu milli aradan bahsetmiyor bilginiz olsun. Diyor ki Kasım ayında Fenerbahçe ile deplasmada dostluk maçı için görüşmeler yapıyoruz diyor. Rusya Premier Ligi'nin 11. haftasında Arna Zenit Lig'de 3. sırada yer alıyor. 2023 yılında iki hazırlık maçında karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve karşılıklı bir anlaşma var. Yani bir dostluk ve geliştirme anlaşması var. Bu dönemde normalde Fenerbahçe bir hazırlık maçı istiyordu Jose Mourinho ile. Ancak Jose Mourinho bu dönemki hazırlık maçını iptal etti arkadaşlar. Ben onun da bilgisini vereyim. Yani şu an içinde bulunduğumuz şu haftada e, ki Fenerbahçe ligde son haftayı bay geçti. E, milli aradayız. İdmanları yeterli görüyor Jose Mourinho. Alt yapıdan da değerlendirmek için futbolcuları çift kale maçlarda oynatıp hazır tutuyor. Ve Fenerbahçe e, bu aranın bitimi de Samsun Spor Deplasmanı'na gidecek. Ancak yapılan yüklemelerden dolayı sakat verme riskimizin olduğunu ve e, milli takımlara gitmeyen ya da sakat olmayan futbolcuların yapılan çalışmalarında futbolculara artı yönde katkı sağlayacağını düşünüyor ee, Jose Mourinho. Ve milli arada, yani şu anki milli arada hazırlık maçı istemediğini belirtti. Fenerbahçe'de Şimanski gerçeği. Nedir Şimanski gerçeği? Şimdi son dönemde Şimanski yoğun eleştirilerin merkezine oturdu mu? Oturdu. Ve özellikle ofansif anlamda takıma katkı yapamıyor görüntüsü taraftarı. Biraz üzdüm. Galatasaray'la ee, hani Galatasaray Reyes Mertens'in gol ve asist katkısı birileri tarafından öne sürülmeye başlanmış. Ancak Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de sanılanın aksine 10 numara diye bir mevki yok. Yani Fenerbahçe 10 numarası oynuyor. Şimanski her ne kadar ileri uca en yakın noktada yer alsa da net olarak 10 numara görevi yok. Sadece preslerde sanki ikinci forvetmiş gibi. Yani Fenerbahçe geçen sezon 1-6 e yani 1 6 iki tane de 8 numara gibi bir orta saha hattıyla ligi bitirdi. Başlangıçta 6 8 10'du ama sonra sonra ikinci dönem ligin ikinci yarısında 6 8 8'e döndü. E Şimanski biraz biraz ileri çıkabiliyordu. Yine aynısını yapıyor ama yani Fenerbahçe'de bu sezon biraz daha yön değişti, sistem değişti. Dinamik güçlü bir orta saha istiyor Mourinho. Hani Özellikle derbide gördüm. Sezonun başını hatırlayın arkadaşlar. Sezonun başında Lille orta sahayı rahat rahat geçiyordu. Hatta Lille değil Lugano orta sahayı rahat rahat geçiyordu. Ve Fenerbahçe orta sahaya bir çözüm bulmalı diyorduk. Çok rahat geçiyor rakipler diyorduk. Mourinho bunu e, bu şekilde bir sistemle değiştirdi. Ve hani Tadic, İrfan Can Kahveci. Mesela zaman zaman Tadic oynattı on numarada değil mi? Sebep? Sebep o anda Hani o taktiğe göre daha ofansif bir isim istemesi. Mourinho Şimanski'den memnun arkadaşlar. Ofansif olarak yeteneklerini sahaya yansıtmıyor. Doğru. Ama Mourinho diyor ki arkadaş bu benim taktiğim. Bu benim öyküm. Birazcık yaralı. Kalbimin <laughs> yani bu benim öyküm. Birazcık yaralı diyor. Şimdi Fenerbahçe'de büyük rüya Arda Güler. Bir rüya daha var. Onu konuşacağım. Şimdi Christian Medina transferini Fenerbahçe'nin Ocak ayında olmazsa olmazı e, bu transferi tamamlamak. Ancak bu dönemde sakatlık yaşamazsa bu imza atılacak. Fakat Fenerbahçe'de bir transfer arayışı daha başladı. İspanyol basını son dönemde birçok farklı kaynakta bir iddia ortaya attı. Arda Güler'in Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu bu durum böyle değişmeyecekse de Ocak ayında Real Madrid'den ayrılmayı planladığını yazmaya başladı. Hatta Ancelotti ile konuşup hani sen beni böyle bu kadar az oynatacaksan ben en azından kendimi iyice geliştireyim. Önümüzdeki seneye daha hazır bir Arda olarak geleyim. Sözleri e, basına düşmeye başladı. İspanyol devinin başkanı Florentino Perez milli yıldızımızı çok güvendiği için satmayı kesinlikle düşünmüyor. Yani Arda gider kesinlikle satılmayacak diyor. Ancak Fenerbahçe Arda'nın ara transferde kiralanıp kiralanmayacağını öğrenmek için araştırmalara başlamış. Sportif direktör Mario Branco kısa süre içerisinde bu konuyla ilgili temas kuracak diyor ki eğer böyle bir düşüncemiz varsa zaten teması çoktan kurmuştur diye düşünüyorum. Eğer Real Madrid sezonun ikinci yarısında 19 yaşındaki oyuncunun kiralanmasına yeşil ışık yakarsa ilk hamle Fenerbahçe'den gelecek çünkü hem Fenerbahçe'nin öncelik hakkı var hem kendini Fenerbahçe'de Fenerbahçe yaptı hem de Jose Mourinho yani ağzı açık şekilde istiyor. Ve Ali Koç bizzat görüşme yapacak diyor. İki anlamda önemli. Şimdi Mourinho kendisinden vazgeçmese de Şimanski'nin hücum anlamında istenilen performansını arttıramamasından yakınırp getirebilir. Şimdi Polonyalı oyuncu bir gol iki asiste beklentilerin altında. Bir. İkincisi Galatasaray'ın Oşimhen'e imza attırması sonrası Fenerbahçe taraftar da kendi yönetiminden bir imza beklentisi var. Ve yaz transfer döneminde bu gerçekleşmedi. Ama kışın, Ocak ayında bu gerçekleşirse ee, hücumun her bölgesinde görev yapabilen, altyapımızdan çıkmış olabilen, yani altyapımızdan çıkmış olan ve bize UEFA listesinde aslında bir kişilik de fazladan kontenjan açtırabilecek olan Arda Güler transferi. Açıkçası kulübe yakın kaynaklarımın hiçbirinden ben bunu doğrulatamadım. Yani Arda Güler'e bir temasımız var mı? Alacak mıyız? Edecek miyiz? diye kesinlikle doğrulatamadım arkadaşlar. Ama şu an e, hani Arda'yı alacaksak Arda'yı alacağımıza Şimanski'ye serbest rol tanıyalım. Yani maçın atıyorum ilk 15 dakikası serbest oynasın Şimanski. Emin olun Arda'ya gerek kalmaz. Ha bak ben Arda yeteneksiz gelsin gelmesin falan filan demiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Eğer biz diyorum Yanlış anlamayın. Eğer biz serbest bırakırsak, oyuncuyu serbest bırakırsak, yani 15 dakika serbest oyna, 20 dakika serbest oyna gibi e, serbestlik tanırsak adım soyadım kadar eminim bize başka transfere gerek kalmayacak. Çünkü Şimanski serbest rolde oynadığı zaman skorer değil, skorer değil, skorer değil laflarını yediren bir futbolcu. Ama 8 gibi oynasın orta yardımda bulunsun dersek o zaman da hiçbir şeye yaramayan hani sadece süs bitkisi gibi oynayan açık söyleyeyim yani arkadaşlar biz bize şurada madem siz beni dinliyorsunuz madem benim fikirlerimi değerli buluyorsunuz hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum ben yani Şimanski 8 numaradaki Şimanski ben beğenmiyorum benim 8 numaradaki Şimanski yerine yani Şimanski'yi 8'de oynatacağımıza Bartu Elmaz oynatalım Vallahi bak Bartu Amrabat Fred oynasın diyorum. Ha e katılmayabilirsiniz. Hiçbir şey söylemem. Canınız sağ olsun. Yani yüreğinizden öpüyorum. Ama eğer biz 10 numara transfer edeceksek şöyle yapalım. Bak ısrarla söylüyorum. Israrla üstüne basa basa. Biz 10 numara transfer edeceksek Şimanski'yi 3'e 5'e bakmadan 9.75'e mi aldık? 12, 14, 16, 17, 18, 19 kaç gelirse gelsin Şimanski'yi satalım. Beşiktaş taraftarı Rafa Silva'da Rafa Silva diyor ki son dönemde Rafa Silva'da ciddi bir düşüş yaşadı o ayrı mesele. Fenerbahçe'de kendi Rafa Silva'sın. Yani mesela bir Taliska alabilir. Bir benzer isim alabilir. Hani e, o rolde bir isim alabilir. Ama ben Fenerbahçe'nin Şimanski'den vazgeçeceğini zannetmiyorum. Bir. ikincisi de Fenerbahçe'nin Şimanski e, yani Arda Güler gelecekse de gelecekse de emin olun öyle bir e, lüzumsuz iş yaparız ki Arda Güler'i getirirsek de gider sağ kanatta oynatırız. Bu sefer iyice İrfan Can'dan oluruz. Ha İrfan Can satılacaksa bir. Cengiz satılacaksa iki. Yerlerine Türk mü arıyoruz? Sağ kanada Arda Güler'i getirebilirsin. Hiçbir lafım yok. Çok da güzel olur. Ama onun dışında asla ama asla ben mantıklı bulmuyorum. Gelelim günün diğer bomba iddiasına. Yusuf Ennesiri. Şimdi Ennesiri için flash seviye iddiası. Fenerbahçe yaz transfer döneminde epey uğraştı mı? Uğraştı. Yusuf Ennesiri'yi getirdi mi? Getirdi. Peki taraftar Ennesiri'yi beğendi mi? Bence %75 taraftar beğenmedi. Sebebi ne? Düzenli oynamadı, işte hazır gelmedi. Şöyle böyle İspanyol basını bir habere yer verdi. Sevilla faslı futbolcu yeniden kadrosuna katmak istiyor dedi. Şimdi Victor orta yönetimdeki Sevilla ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlere başlayabilecek dedi. Arkadaşlar bakın en nesiliyi Fenerbahçe'ye gönderdi. Yani Yıldız futbolcunun yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntı çekmiş. Ligde 9 maçta yalnızca 10 gol bulabilmiş. Kötü bir dönemden geçiyor. 9 haftada topladığı 12 puanla milli maç arasında 12. sırada girmiş durumda. Yani aslında Sevilla'nın ciğerini sökmüş Fenerbahçe. Bunu Sevilla'lılar anlamış, Fenerbahçeliler anlamamış. İspanyol basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin ise büyük uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Ennesiri'yi kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı iddia edildi. Şimdi en nesili Fenerbahçe'ye transferin ardından 11 maçta bir kez gol sevinci yaşadı. Ve birçok tarafta şunu söylüyor. Hocam diyor bu oynayacağına ben oynayayım. Şimdi futbolcumu aşağılatmak mantıklı değil. O ayrı mesele ama şu performans, şu gol sayısı Fenerbahçe taraftarı diyor ki arkadaş yani biz sana dünyaları verdik. Ya biz sana dünyaları verdik. Biz sana 19,5 milyon euro verdik. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferisin sen. Hani sana zahmet. Gol yap, asist yap, hiçbir şey yapamıyorsan menemen yap diyorlar. Taraftar bir yerde haklı ama sabırsız. Jose Mourinho bir yerde haklı. Niye? Abi bu yabancılarda şöyle bir hayranlık var. Olmuşken en iyisi olsun diyor. Hani biz mesela araba alacak oluyoruz. Mesela ben Peugeot 3008 hayaliyle yola çıkıyorum. Ulan diyorum Ha 3008, Ha Ford Focus diyorum mesela. İşte az yakar, iyi kaçar, sağlam araba, işte piyasası var falan filan. Yabancılarda o yok. Yabancı adam ne diyor? Arkadaş şu olsun bitti. Arkadaş Peugeot 3008 olsun bitti. 3008 olana kadar bekleyeceğim diyor. Bunlarda sabır var, bizde yok. Ya bizde yok. Durum bu arkadaşlar. Yani anlayacağınız tabirle bir kez daha söylemiş olayım en nesil için 19.5'a geri alır. İşte verecek parayı şöyle böyle. Ben inanmıyorum. Ne en haberine ne Arda Güler haberine inanmıyorum. Ha hocam ister misin? İsterim. Ben artık isterim. O da ayrı mesele. Ya ben artık isterim. Gerçekten diyorum. En gitsin ister misin? İsterim. Gitsin Fenerbahçe taraftarı desin ki oh kurtulduk şöyle böyle desin. En gidince alacağımız forvetin daha iyisi olacağını ya da ne bileyim e, hocanın hocanın tedrisatında iki ayda falan ancak kendine geleceğini görecek. Diyecek ki ha ulan edince bu daha iyiymiş. Keşke nesili gitmeseymiş diyecek. Öte yandan Arda Güler. Ya Arda bizim canımız, ciğerimiz, evladımız. Tabii ki gelsin isterim. Ya Arda Güler gibisini biz nereden bulacağız? Yani Arda Güler gibisini bulabileceksiniz arkadaşlar. Hemen. Hemen buyurun. Getirin. Mesela Emirhan Arkutçu var alt dikti ama Emirhan'ı da emin olun Emirhan'ı da kolay kolay aynı yani Emirhan gibisini de bulamayız. Mesela çok isimler heba oldu gitti. Siz bilmezsiniz. Mesela Bora Aydınlık hatırlar mısınız bilmiyorum. Nerede Bora Aydınlık? Arda Okan Kurtulan nerede bunlar? Ya alt yapıdan her çıkan isim Arda Güler olamaz. Bunu bir anlayın. Ama tabii ki de Arda Güler olması için de elimizden geleni e, yapmak zorundayız yani ben size ee, bunları söyleyeyim arkadaşlar açık söyleyeyim yani bu iki futbolcunun da ben birinin geleceğine birinin gideceğine inanmıyorum bendeki duyumlarda bu yönde değil Hepinize de selamlıyorum İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar görüşmek üzere